Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar sevgili kardeşlerim. Modern çöküşe devam ediyoruz. Eşcinsellik bu bölüm. Sapıklıktan meşru bireysel tercih demiş Bölümün başında açıklandığı ve bilindiği üzere insan öncelikle fizyolojik hayatını takip eden, psikolojik ve sosyal hayatını oluşturup şekillendiren birçok güdüyle dünyaya doğar demiş. Burada güdünün tarifini yapmış. Ne kadarının fizyolojik, ne kadarının fizyolojik olmayan sınırlara dahil edildiğinden bahsetmiş. Burada esas konumuz cinsiyete de benzer durum vardır demiş. Sınırsız bir istek ile varlığını hissettirir, organizmayı harekete geçirir. Fiziksel sınırlar olmasına rağmen doymak, doymaz ve doymak istemez demiş. Genel bir tespit olarak ifade etmek gerekirse güdülerin istekleri sınırsız ve doyumsuzdur. Sınırsız ve doyumsuz bir işte iştiyakla organizmayı harekete geçirirler. Bu güdüler sınırlanmadığı zaman insanın insan olması artık mümkün olmaz. Cani, sapkın ve normal dışı olur. Güdülerin isteklerini ise ayıp, günah ve yasaklar sınırlar. Böylelikle potansiyel insandan gerçek insan meydana gelebilir. Bundan bahsetmiş. Evet. Burada Freud'a giriyor. Arkadaşlar, Freud'la alakalı çok konuşmayacağım ben. Bir video var zaten. Konuşan arkadaşlar var. Onların videolarına bakabilirsiniz. Freud'u ciddi ele alan bir arkadaş var. Zaten yazınca çıkıyor. Ona bakabilirsiniz. İşte bir üst benlik, ego falan filan. Burada tabii bu eşcinsellik, sapkınlık gibi hususlara Freud'un ciddi katkısı var değerli kardeşlerim. Özellikle bu cinsellik vadelerinde insanları koşturmasından dolayı bir eşcinselliğin de bir cinsellik olmasından yola çıkarsak o burada da ciddi bir altyapısı var Freud'un. Daha önce Freud'la alakalı konuşmuştuk. Yani Freud gibi Freud gibi mesela psikolojideki işte Darwin'in biyolojideki Darwin'in psikolojideki bir nevi karşılığı kontrolsüz vahşi bir hayvan sonucuna varmak gibi bir durum oluyor. Onların görüşlerini felsefi olarak ele alınca ki aslında felsefi ya da ilmi bir değerleri de yok. Evet, insan olabilmek için tüm güdülerin e, kontrol edilmesi lazım. cinselle ilişkin kontrollerin önemli bir kısmını ise cinsel yönelişe ilişkin kontroller oluşturur. Eşcinselliğin yasaklanması da bu bağlamda anlam kazanmaktadır. Burada şu da son derece önemlidir. Cinselliğe ilişkin kontrolün dışında kalan ve o kontrol sistemi içerisinde sapma diye nitelenen durumların varlığı Hiçbir zaman söz konusu sapmaların normalliğinin ölçlü diye değerlendirilmemiştir. Her toplumda cinayetin, hırsızlığın yasaklanmasına karşılık sapma niteliğinde gerçekleşen cinayet ve hırsızlıkların var olmasının cinayet ve hırsızlığın meşruluğunun gerekçesi olmayacağı e, kabul edilmiştir. Şimdi burada ne var? Bir dipnot var. Eşcinsellik ile ilk ilgili halk düzeyinde tamamen denecek oranda okumuş kesimde de büyük oranda yapılan bir yanlışlık var. Bu yanlışlık bir tercih şeklinde eşcinsellikle doğuştan gelen eşcinselliğin eşel cinsin birbiriyle karıştırılmasıdır ki biz de eşcinsellik videosunda bundan bahsetmiştik sevgili kardeşlerim. Doğuştan gelen ve temelde tamamen fizyolojik bir sorun olan eşcinsiyetlilik hiçbir şekilde burada kastedilen eşcinsellik bağlamında değerlendirilemez o bir tıbbi hastalıkken, tıbbi ilgilendiren bir hastalık durumuyken bu diğeri düşünceyi, felsefeyi, sosyolojiyi ilgilendiren, işte dini diyelim, teolojiyi ilgilendiren bir ideolojidir. Burada eleştirilere konu olan eşcinsellik fizyolojik bir temeli olmayan ve kişinin tercihleriyle ilgi, tercihleriyle ilgi olan, ilgisi olan, öğrenilmiş olan bir durumdur. Eşcinselliğin sapma boyutunu aşarak toplumsal bir kabul boyutuna ulaştığı yerlerden biri olan Antik Yunan toplumu istisna edersek, yani antik Yunan'da gene var eşcinsellik, ne, ne oluyorsa bu antik Yunan'dan çıkıyor zaten. Antik Yunan toplumunu istisna edersek, şimdi burada bir uzun dipnot vermiş, ona bakacağım. Eşcinsellik her zaman bir sapma olarak görülmüş ve toplumlar bu sapmaya ilişkin farklı boyutta ve dozajda tepki vermiştirler. Burada ne var? Antik Yunan'da genç erkekler ve yetişkin erkekler arasında yaşanan ilişkiden bahsetmiş. Ee, burada bayağı anlatmış bunu. Yani genç erkekler ise henüz sakalları çıkmamış, alçak gönüllü, atletik, cesur, kendini geliştirme istekli olmasının yanısına falan. Yunan'da Staraton 12 yaşında bir oğlanın tazeliği arzu uyandırır ama 13'ünde daha da hoştur. 14'ünde açan aşk çiçeği daha da tatlıdır ve 15'inde cazibesi artar. 16 ilahi yaştır diyerek oğlanın yaşıyla birlikte artan güzelliğini tanımlamış ve Burada henüz kadınsı özelliklere sahip gelişmemiş, olgunlaşmamış ve yumuşak oğlan kadın rolüne bürünüyor ve diğer erkekler tarafından cinsel açıdan bir obje olarak görülmeyi arzuluyordu. Bu işte Antik Yunan'daki oğlancılığın gelişmesi. Yetişkin Yunan'da oğlancılık topluma kabul edilme kuralıydı. Oğlancılık yoksa, oğlancı değilsen topluma kabul edilmiyordun. Yetişkin olan yani Erastes oğlan çocuğuyla yani Eromenos'la birleştiğinde erişkin erkeğin spermin oğlan çocuğun erkeklik erkekliğine aktarıldığına falan inanıyordu. Oğlan çocuğun bu dönemden geçmesinin belirli amaçlara vardı. Çocuğu o ana kadar birlikte yaşadığı kadınların arasından çekip yetişkin erkeğin kollarına vermek, onun edilgen ortamdan kurtarılıp iyi bir baba, iyi bir vatandaş haline getirilmesi, işte iyi bir savaşçı olması falan gibi yaşlı saçmalığa bak miden bulan dokunur okurken. Evet hatta 19. yüzyıla kadar bu sapmanın üstü örtülerek ve bu sapmaya mensup olanlar bir kategori olarak görülmeyerek potansiyel açıdan benzer eğilimlere sahip kişilerin durumlarına meşruluk aramaları dolaylı bir şekilde de engellenmiştir. Çünkü insanlık tecrübesi şunu göstermiştir ki kötülüklerin yanlışlıkların deşifre edilmesi ibret almaya değil örnek almaya yol açıyor. Bu yüzden de bu şekli bir şekilde bu bastırılmaya çalışılmış. Eşcinsel eşcinseller toplumsal bir kesim şeklinde ilk defa 19. yüzyılda görülmeye başlanmış. İlk defa da e, ilk defa da tıp literatüründe yer bulmuştur. Eşcinsellik tıbbi söylemin bir parçası olarak Macar doktor Karl Maria Kertbeni tarafından 1869 yılında Almanya'da kavramlaştırılmış, İngilizcede ise 1890'larda seksolog Havelock Ellis'in incelemelerinde ve insanın cinsel deneyiminin çeşitlilikleriyle ilgili sınıflandırmasında bu terimi kullanmasıyla birlikte yaygın kazanmıştır. Fakat eşcinsellik yakın zamana kadar bir sapkınlık diye görül görülmeye devam edilmiştir. Örneğin B. nokta C. Bohum ve Levers'ın 1951'de yazdıkları İngiliz hayatı ve boş zaman anlayışı sosyolojik çalışma daha ne kadar yakın kardeşlerim. Görüyorsunuz değil mi? O yıllardaki eşcinselliğe ilişkin toplumsal kaygılara öncülük, sözcülük yapmıştır. Söz konusu çalışmada eşcinsellik ve eşcinsel bireyler ahlak bozucu, yozlaştırıcı tasvir edilmiştir. Buna ilaveten eşcinselliğin bir ulusun zayıflığını ortaya koyduğunu aynı zamanda da bu zayıflığın nedeni olduğu ifade edilerek uyarıda bulunulmuştur. Bu dönemde Kuzey Amerika'da eşcinsellere karşı polis müdahalelerinde ciddi bir artış söz konusu olmuştur. Evet yani kaynaklar burada var. 112. sayfa. Stonewall ayaklanması 1969. Şöyle ayaklanmanın resmini buraya almış. Eşcinselliğe ve eşcinsellere yönelik anlayışta büyük değişimler 1960'larda yaşanmaya başlanmış. 1960'lı yıllarda bazı batı toplumlarında cinsel yönelimi açıklayan rastlanır olmuş. Cinsel yönelimini açıklayanlara rastlanır olmuş. Politikacıdan daha aktif ve eşcinsel organizasyonlar daha görünür hale gelmeye başlanmış. Üstelik eylemci eşcinsel erkekler mevcut cinsellik ve toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuyarak eşcinselliğin anormal olmak bir yana herkesin içinde duyduğu ancak toplum ve aile tarafından bastırılan doğal bir özellik olduğunu olduğunda ısrar etmeye başlamışlardır. Yani bir nevi bu Freudçü e, uyanış gibi bir şey. Hatta işte o ayaklanmadan bahsediyor resimde gösterdiğim 1969'da polis tarafından e, direniş yani polise direniş göstermişler. Bu gösteriler Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 28 Haziran 16, 1600 1969 eşcinseller yönelik kontrol uygulayan bir sisteme karşı ilk açık direniş diye tanımlanmıştır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünya eşcinsel hakları hareketini tetikleyen olay da budur. Eşcinsel özgürlüğün hareketi için bir simge haline gelen Stonewall, yıllar geçtikçe eşcinsel direnişi ve baskısının diğer ismi haline gelmiştir ve 1973'te Amerikan Psikoloji Derneği'nin 1990 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün eşcinselliğin normal bir durum olduğunu kabul etmesi ve eşcinselliği ruhsal hastalıklar listesinden çıkarması bu tür cinsel yönelim sahip yönelime sahip bireylerin sosyal açıdan görünürlüğünü daha da artırmıştır. Ya yani enteresanmış. Ne değişti yani? Hangi bilimsel argümanla bunu yaptınız? 1990'larla birlikte eğilim tercih hakları anlayışı bağlamında eşcinsellik başta olmak üzere diğer birçok cinsel sapma normal görülmenin ötesinde insanlık tarihi boyunca mensuplarının uğradıkları mağduriyetlerden bahsederek bir itibar meselesi haline getirilmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar ise eşcinselliğin her geçen gün daha da yaygınlaştığını göstermiştir. Ne demiş? Amerika'da 2009'da, Kanada'da 2005'te, Avustralya'da 2005'te, İngiltere'de 2009, 2010'da, Norveç'te 2010'da olmak üzere 5 farklı ülkede Yapılan araştırma sonucu en yüksek eşcinsel oranı %67, biseksüel oranı ise %59 diye rapor edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sırasıyla ülkelerdeki biseksüel oranı 55, 42, 59, 33 ve 42 diye belirlenmiştir. Eşcinsel oranı ise sırasıyla yine o ülkelerde 45, 58, 41, 67 ve %58 diye tespit edilmiştir. Kadınlar erkeklere oranla daha fazla kendilerini biseksüel olarak tanımlamışlar. Burada dipnot var, kaynağını vermiş. Evet bu araştırmaların bulguları doğruysa demiş eşcinselliği düşünülenin de ötesinde yaygın göstererek haklarını savunma anlayışının etkisini taşımıyorsa yaşananlar ve gidişat insanlık için son derece ciddi bir sorundur. Ondan bahsetmiş. Sonra yeme içme eylemlerine getirilen kontrol ve sınırlamanın ihlali ihlal edenin kendisinden başkasına zarar vermez. Ancak eşcinsellikle ilgili kontrol ve sınırlama ihtiyacı böyle değildir. Cinsellik bölümünün girişinde de denildiği üzere bireysel ve toplumsal varoluşun ekseninde yer alan bir güdüdür bu. Dolayısıyla başta aile olmak üzere toplumun birçok normunu tehdit ediyor. <laughs> evet aile kurumunun bireylerini ilgilendiren bu son derece önemli işleyişin yanı sıra insanın doğal bir ihtiyacı olan toplumsallığı sürdürme ve toplumun sürekliliğini sağlama işlevleri de vardır demiş. Evet ekolojik çevreye küçük bir müdahale bile dengeleri alt üst ederken bu ve bu konuda haklı bir çevreci hassasiyet gösterilirken aynı hassasiyetin kurum kurumsallaşmış insani yapıların tahribi karşısında gösterilmemesi son derece manidardır. Yani burada e, müthiş bir şekilde e, yaptırımlarla önlemler devam etmeliydi ama işte bir takım güçler küresel bazı emeller devlet otoritelerini bile burada kurallardan vazgeçirerek bu işi normalleşmesine ki ondan sonraki gelen süreç saati tamamen bunu ispatlayan, doğrulayan bir halde devam etti. Burada bu tahribi önlemek için hiçbir şey yapmaması çok manidar. Günümüzde Hollanda, Belçika, Norveç, Danimarka, İspanya, İrlanda, Tayvan gibi ülkelerde ve ABD'nin bazı eyaletlerinde aynı cinse sahip bireylerin yasal olarak evlenmeleri mümkündür. Bu tespit bile yaşanan insanlık travmasını göstermesi açısından son derece önemlidir. Evlilik insanlığın ...en temel kurumlarından birisidir ve gerek biçimi ve gerekse işlevi insanlık tecrübesinin etkilerini taşımaktadır. Eşcinsellerin gerçekleştirdikleri sapmaya yasal bir gerekçe bulup alenileştirmeleri, alenileştirmeleri evlilik diye nitelendirilemez. Çünkü onların birliktelikleri evlilik kurumunun tüm anlam ve işlevinin dışında bir durumdur. Eşcinsel evliliği adı altında gerçekleşen ve gittikçe yaygınlaşan şey bir sapmanın yas yasal meşhuriyet bulmasından başka bir şey değildir. Bu arada... Başka bir şey daha gerçekleşmektedir. İnsanın ortak tecrübesi olan cinselliğe, cinselliğe ilişkin dini ahlaki kuralları reddetmeyi kendisine ölçü kabul eden modern kültür, cinsel sapmalara giden yolların önünü her geçen gün daha da açmaktadır. Hele bu günlerde, hele bu, bu zamanda bunu yaparken de bireysellikle toplumsallığın irtibatında yer alan cinselliğin gereği ve cinsel güdünün karşılanmasının meşru yolu, nikahın gerekliliğini tartışmaya açmış bulunmaktadır. Nikahın doğal olmadığı, zorlama olduğu ve özgürlükleri kısıtladığı anlayışını yerleştirmeye başlamış bulunuyor. Bunun sonucunda da nikahsız beraberlik denilen ki eşcinselliği teşvik eden adamdan ne beklersin? Bir anlayışı oluşturup her geçen gün daha da yaygınlaştırdı. Her zamanki gibi kitle iletişim araçları da bu sürecin en önemli tetikçisiydi. Evet bu işte somon neydi o salamon aş deneyi var ya herkes gibisin. O deneyde de gösteriliyor işte toplum bir e tavra girince işte o Twitter şeyinde de var. O deneydeki o çubukların şeyinde de var. Yani herkese herkes önündeki 12 denek, 11 denek yanlış cevabı veriyor. O da doğru olduğunu bildiği halde işte kanamak ya da başka korkulardan o da o, e, yanlış cevabı veriyor vesaire. Toplumsal bir e, saikle, toplumsal bir güçle ne yapıyorlar? Şeyi teşvik ediyorlar. Bu tarz sapkınlıklar ve toplum sosyal medyaya kapılan insanlar ne yazık ki buna hak veriyor en azından. Yapmasa bile hak verici, destekleyici bir role bulunuyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Elhamdülillah.